geldin asker, esas duruşunu göster. Saçın karışmış, merak etme hemen keserler. Sıkı koş, sıkı çalış, sıkı sarıl silah. Bütün bu insanlar gururla bakıyor sana. Kısa dönem, uzun dönem veya bedelli. Şafakla tanış, saya saya biter mi? 1-3, 3-5 gece nöbeti. Asker nöbet tutarken her yer güvenli. Okumuş o cahili, zengini, fakiri. Burada herkes öğrenir mutlak disiplini. Karada! Şu yerlerde sürünür, korkar sanma, senin için seve seve ölür. Nöbet kutsaldır, sen rahat ol yuvanda. Gece gündüz yaz kış Mehmetçik hep ayakta. 5 mevsim sizden ayrı kalsam da şükretmeye öğrendim, ruhum hep yanınızda. Anne bunlar sahil günler, üzülme döneriz. Biz devre devre gelip marşlarla gideriz. Attention! Tüfek! Omza! Selam! Dur! Dikkat! Welcome, Captain. Thank you, sir. Hoş bulduk. Çok şirin. Buyurun, içeri geçelim. Ya Mehmet, şu Fato olayı. Ne olmuş Fato'ya? Ya... Ayak yapma bize oğlum. Herkes anladı işte. Neyi anladı oğlum ha? Neyi anladı? Ya hani sinirlendin ya, ya onu diyormuş aşkım. Geçti gitti. Takmayın. Fato, istersen bir de şu Mehmet'le konuş diyorum. Ha, niye diyorsun? Sana ne be oğlum? Vazifen olmayan işlere niye burnunu sokuyorsun? Good. Traffic. Güzel. Hayat çizgin çok büyük. Uzun. nasıl diyorsan... Sorry. Çiğdem Üsteğmen'im. Buyurun Üsteğmen'im. Şey, yara bandı var mı diye soracaktım. Vereyim. Hayrola? Elimi çizdim de. Yüzbaşının da elinde sorun var galiba. Elimde sorun? Bir sorun yok. El falıma bakıyordu. Hmm. Ne güzel. Orduların kaynaşmasını sağlıyorsunuz ha? Dürüst olmak zor galiba. Nasıl yani? Yani duygularını saklamak. Ne ilgisi var şimdi onun? Nereye böyle? Hafta sonu izne. İşin var mı? Ne yapacaksın? İddiayı kaybettik. Amerikalıları hamama götüreceğiz. Niye sordun? Hiç. Belki bir şey içeriz, konuşuruz demiştim. Hayrola? Hangi dağda kurtuldun? Ya ne bileyim, geçen gün biraz fazla sinirlendim. O yüzden abarttım biraz galiba. Belki sen de benimle konuşmak istersin diye düşündüm. Yok ya. Konuşacak bir şey yok. Fakir ama gururlu yani. Gariban işi işte ya. Anladım. Sen çok şey kar. Biz tanışmadı. Ben marumluyuz. Seni? Eyvallah. Hamza. Arıza Hamza. Arıza? O ne? Boş ver. Şimdi ben ne olduğunu söylersem sen kaçarsın. Tebrikler. Bak bunu tanıyor musun? George Washington bu. Ah, sen de kalsın da size hem basket oynamayı hem de medeniyeti öğretsin.
Türkiye'nin Cumhuriyeti. Bu kim biliyor musun? Hayır. Bu bizim babamız Atatürk. Al, sen de hatıra kalsın. Sana insan olmayı öğretir. Adam gibi adam olmayı. Dikkat! Hadi beyler hadi, akşama kadar bekleyemem sizi hadi. Hangi ara tanıştın oğlum kızlarla? Oho, sen hala beni tanıyamadın galiba ha? Sen takıl abi kendi kızına, ben gelmeyeyim. Oğlum senin için arkadaşını getiriyor. Tamam peki ama bende fazla para yok ha. Pahalı yerlere götürme abi geçen seferki gibi. Düşündüğün şeye bak be. Oğlum sen merak etme. Yeter ki geleceğini söyle bana. Ayrıca böyle şeyleri dert ettiğini hiç bilmiyordum. Ya... Tuhaf sanki. Yavaş be abi. Ayı mısın? Ya dur be Ferit, öyle ayı falan da olmuyor ama ha. Abi adam gibi önüne bak o zaman. Dağdan toplamışlar herifi ya. Yok bir de İtalya'da kaldım falan. Ne o, kavga mı istiyorsun sen? İstiyorum, ne var? Durun be durun, babacanlar olmuyor. Dur şimdi. Hey. Burada istemez böyle şeyler. Bırak. Ya bir durun. Mehmet bırak. Ya Ferit biraz dur be. Ya bırak da ne yapacakmış görelim. Allah Allah. Durun lan. Durun. Ne oluyor abi, tam izle çıkar ayak. Sonra görüşeceğiz seninle. Akşama bekliyorum. Hadi bakalım. Artist. Hadi abi ya, hadi. Allah Allah ya, Allah Allah ya. Alarm, alarm, ayakkabılarım çaldı. Hop, önüne bak. Dağ başında mı yürüyor, deve? Nerede önümde? Önümde olsa görürdüm da. Ne oluyor lan Çavuş, hayırdır ya? Ayakkabılarımı çalmışlar. Uy, hangisi aldıysa geri verir, alanın. Hop, şş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 ş
hiçbir şey çalınmaz. O elindekiler kimin? Benim sandım ama ayağıma büyük celi. Küçüğünü alıp büyüğünü bırakmışlar. Şaşkın. Yanlış ayakkabı yanlış olma. Hey, yanlış mı? Ula yanlış ayakkabıyı alacak kadar salak mıyım? Uy, senden başka kim giyer ki o kokmuş ayakkabıyı? Lan Karatop, yıkadın mı lan bunları, ne yaptın? Anamın getirdiği ayakkabılar küçülmüş. Ha? Uy, ne güzel ayakkabılar. Benim de vardı, çalmışlar. Getir bakalım, ölçelim şunları. Ölçelim. Hırsız, ver lan ayakkabılarımı. Al ayakkabılarını, ver ayakkabılarımı. Hırsız oğlum, hırsız. Ula babama laf söyletme var ya senin. Kaçma, kaçma lan. Kaçma, gel buraya. Kaçma, hırsız seni sülale tut. Gel lan buraya. Ulan beni başka yere göndersinler ya. Vallahi bu ne be, burada herkes arıza be. Hadi yürü. Gel. Günaydın komutanım. Günaydın Mehmet. İmzaladıysanız çarşı kağıtlarını alacaktım ben. Bana bak. Arkadaşlarına da söyle. Çarşıda Hamza'ya mukayyet olsunlar. Yalnız bırakmasınlar. Emredersiniz komutanım. Mektuplar gelmiş. Evet komutanım. Dün akşam geldiler. Ver bakayım. Bir emriniz var mıydı komutanım? Yok. İyi izinler. Sağ olun komutanım. Ulan ikiz gibi olmuşsunuz şerefsizim ha. Köy yumurtası ikizleri. Uy, neyimiz benzi içi. Dirsek teması. Sen de burun. Onda ağız. İkisi dışında her şey. Hadi Hamza, hadi abi. Hadi geçin sıraya. Dirsek teması, hadi dirsek teması. Çok afilli olmuşlar ama ha. Benden alacağım işi ayakkabıları. Hadi Jumbo, geç sıraya da çıkalım biz de ya. Hep bizi hadi görüyorsun çavuş. Şu arkada oturan arkadaş ne olacak? Artistlere lafımız geçmiyor oğlum bizim. Torpili takmış dolaşıyor öyle. Ne oldu? Canın torpil mi istedisin ya? Hızlı hadi. Nasıl istersen. Ya yeter babacanlar be. Ulan 9 senedir ilk defa bir nizamiyeden böyle namusumla normal normal çıkacağız. Onu da zehretmeyin be. İyi iyi. Şişt, Ahmet Paşa hoş geliyor. Ne o? Kızılay'dan mı dağıttılar? Herkes sakal tıraşın oldu mu? Evet komutanım. Hamza. Sen de oldun mu? Oldum komutanım, sinek kaydı, buyurun. Herkesin üstü başı düzgün değil mi? Kapıdan çıkarken kontrol edeceğim, haberiniz olsun. Benimki de düzgün komutanım. Yok yani hayır sorarsınız diye. Komutanım kusura bakmayın, ben heyecanlıyım da biraz. Yani böyle normal normal frensiz falan ilk defa çıkıyorum. Hamza!
Mehmet, dağıt bakalım kağıtları. Emredersiniz komutanım. Ferit! Osman! Yasin! Ferit, Nevzat. Al bunu. Eve mi yollayacaksın? Ne yapacaksan yap. Cemal. Bir daha içeride görmeyeceğim, tamam mı? Emredersiniz komutanım. Hadi. Geç. Cemal al. Halil! Kartopu! Hadi bakalım. Metin! Mustafa! Ne zaman oldun oğlum sen tıraşını? Bu sabah komutanım. Faruk! Bir saatte mi çıktı bunlar? Melih! 15 dakikan var. Koş tıraşını ol gel. Emredersiniz komutanım. Koş! Naci! Geç. Sağ ol komutanım. İyi, geç. Hamza! Allah'ıma şükürler olsun be. Allah razı olsun babacan. Hadi bakalım. Geç. Hadi bakalım. Ay. Sen de geç. Fikri! Geç. Tevfik! Allah Allah. Cesur! Aybars! Geç! Arda! Ya ben seni ne yapayım ya? Sayıyla mı gönderdiler oğlum seni başıma? Adam gibi çıkıp gitsene ya! Dokuz sene komutanım, dile kolay be. Bana bak Hamza. Akşam vaktinde dön, yakarım çıranı. Olmayan zamanın meydanında saat kulesinin bekçisiyim komutanım. Dilim dönmez anlatamam derdimi. Ama tam vaktinde orada olurum. Yürü git lan, yürü git manyak, yürü! Merhaba. Merhaba, gelsene. Nöbetçi misin sen yine? İzne gidenler olunca nöbetler şaştı. Mektup kontrolü mü? Nefret ediyorum bu işten. Evet, biraz sıkıcı. Başkalarının özel hayatına müdahale ediyormuşsun gibi. Ama bir de şöyle düşün. Bunu sadece istihbarat amaçlı yapmıyoruz. Aynı zamanda askerlerin ne derdi var onu öğrenmiş oluyoruz. Haklısın. Öyle olması gerek, doğrusu bu. Ama yine de sıkıcı bir iş. Sormak daha iyi olmaz mıydı? Ya etrafında yüzlerce asker var Levent. Hangisinin ne derdi var teker teker soramazsın ki. Haklısın. İlk defa bir konuda bana hak verebildin. Neyse, dışarıdan istediğin bir şey var mı? Evet ya. Rapido kalem ve uç istiyorum. Tamam. Harita odası için. Numaralarını kağıda yazmıştım. Alırım. Anacığım, hey benim. Vallahi müjdeye söyle, az kaldı. Gelecek yaza beraber çıkacağız Avukya'yla ya. Yani toplam bu mudur yani? Ne bu mudur abi? Oğlum yapacak bir şey yok. Çarçı çarçı diye tutturduğunuz bu mu yani? Öyle duruyoruz. Durmuyor muyuz? Tamam duruyoruz. Oğlum bak. Dışarıda olmanın dayanılmaz hafifliğini damarlarında hissetmiyor ya. Ha? Oh. Yo. Hissedemedim. Hadi. Ya ortak. Kışla da olsaydık şimdi öğlen yemeği bedavaya gelirdi vallahi hiç olmazsa. Ana hayat sevincini yitirmişsin la sen. De bu ya. Adam çarşıyı beğenmedi. Ya anacığım bir sus da. Ya bu biraz ben konuşayım. Ne bileyim oğlum. Alışmamış çarşıda Hamza durmuyor demek işte. Ya yok mu şöyle egzantrik mirik lirik bir şeyler? He? Ya yok mu böyle çengi çalga eğlence vur patlasın? Var da parayla oğlum. Askeriz bu oğlum. Vatan koruyoruz. Yok mu gönlümüzü eğleyecek bir şeyler ha? Bak gördün mü? Olmam abi. Hayt be! Ama abicim onlar da parayla. Ana şey mi o kızlar? Yok metosunum. Ama oğlum işte yani hani kafeydi çaydı derken onlar da aynı paraya geliyor. Allah'a emanet ol anasın. Kart bitmedi arayacak var mı ula? Hamza evi arayacak mısın? İyi arayalım. Eyvallah. Ne yapıyoruz? Kahveye bir de. Tamam, bana uyar.
Da şu Hamza'ya müquayet olalım abi. Peki ne yapacağız kahvede? Ne yapalım? King atarız bari. Bir seferde gitmeyelim la. Yo yo, gidelim gidelim. Olmaz uşaklar. Jumbo ve Tosun'la işimiz var bizim. Ulan yine mi ya? Bu sefer kesin tutacak Sinyor abi. Hay hadi Allah'ım abicim ya. Hadi. Vay kızlar, bu ne güzellik böyle. Ne haber? Ne olsun? Takılıyoruz işte. Ferit'le Mehmet yok mu? Sosyete kahvesinde onlar. Lan kafe lan. Kafe. Kafe neyse işte ya. Siz ne yapacaksınız? Ne yapalım be Foto? Sabahın köründe salıyorlar bizi buraya, boş caddelere takılıyoruz işte. Dükkana uğrayın. Babam yeni çay demledi. Sıkılıyordur o da. Hadi gel. Kıraat! Uğrarız bir ara. Vay çakallar. Demek ki Foto ve Suzu ile buluşacaklarmış ha? Tosun, Jumbo, hadi Cidolum. Hadi görüşürüz beyler. Hadi görüşürüz beyler. Hadi bakalım. Hadi eyvallah. Of. Kaldık 3 kişi ha? Abza abi de var, o da oylar. Aa. Hamza. Ben de seni seviyorum. Anne. Ne yapıyoruz babacanlar? Kahve diyor. King diyor. Geliyor. Geliyor. Ekildik mi abi? Acele etme be oğlum, gelirler. Kız milleti böyledir oğlum. İlla bekletecekler yani. Aslına bakarsan ne kadar geç gelirlerse o kadar iyi. Niyeymiş o? Ne kadar geç gelirlerse o kadar çok süsleniyorlar demektir. Demek ki kafadan girmişler oluyor. Ulan çakalsın sen ha. Ne haber? Çok beklettik mi? Nasıl yani? Ya bir otur be. Nasılsın Ferit? İyiyim. Bu ne tesadüf böyle? Çocuklar söyledi burada olduğunuzu. Ne yapıyorsunuz bakalım? Hiç, bir şeyler içecektik. Ne söylediniz? Ben soğuk bir şey istiyorum. Ya tamam da biz iki arkadaşımızı bekliyorduk. Yani böyle çok ani oldu. Askerden mi? Evet. Hayır, hayır. Hangisi? Askerden sayılırlar. Askeriye ile ilişkili. Bu ne ya? Selam. Sizin arkadaşlar geldi galiba. Neyse, biz gidelim Mehmet. Foto. Mehmet aslında gelmek istemedi. Benim hatırım için geldi. Hmm. Arkadaşlar selam. Merhaba. Mehmet. Şunlara bak ya. Bu çirkin şeylerle mi takılıyorlar yani? Erkekleri anlamak zor. Hey Mehmet. Kızlar, nasılsınız? Ha bizim takaların ikisini bayağı bir tamire ihtiyacı var. Onlar için de bir zahmet bir miktar para. Ha bir de fındık fiyatları yükselsin bu sene biraz. Ha bir de... Oha be yeter ya. Bak mübarek yerde ağzını bozmayayım diyorum, illa bozduracaksın. Bırak da artık bizim dualarımızla ilgilensin biraz ağaç. Dur ula bitti tamam. Bu ağaç çok mübarekmiş. Bütün dualarımız kabul olacak da. Allah sıra bende. Ne yapıyorsun da manyak? Dua ederken başını örteceksin oğlum. Ulan salak mısın, kadınlar için o. Dalga geçmeyin, çarpılırsınız bak. Çıkar şunu kafandan, deli misin desin, çıkar. Ağaç Bey Hazretleri, ne olur askerlik kısalsın da bir an önce köyüme döneyim. 18 aya düşecek, yap bir güzel. Uy, ulan ne diyorsun? Ulan tam sopalık adamsın ha. Oğlum askerlik zaten 15 ay. Çekil şuradan, çekil. Ne olur komando olayım. Var ya bir olursam... Bütün fakire fukaraya yemek dağıtacağım ya. Ula hile yapma Ankara kedisi. Sen zaten yemek dağıtıyorsun. Sivil de lan o. Ana Ahmet Başçavuş'um. Ula Ahmet Başçavuş'a bak. Kızlarla geziyor. Evli değil miydi oğlum Ahmet Başçavuş? He. Yuh be. Haftaya tamamdır oğlum bu iş. Kızlar ağzımıza düşecekti neredeyse. Yok be abi. Ben o kadar beğenmedim ya. Paçozlar biraz. Ne? Oğlum nimete küfretme, Allah bir daha vermez sonra. Fıstık gibi kızlardı lan, neyini beğenmedin? Bilmiyorum abi, ben pek beğenmedim işte. Tabii senin aklın fikrin Fato da ondandır. Saçmalama lan, yok öyle bir şey. Var öyle bir şey, var. Yok abicim ya. Var var var. Ya yok. Var. Hay Allah'ım ya, yok diyoruz. Vallahi gözümde gördüm lan, Jumbo ile Tosun'u da gördüm. Vay Ahmet Başçavuş vay. Zampo Rutti.
Ula iyi bir şey gibi gülüyorsunuz. Adam evli daha ayıp oluyor. Ya sana ne kardeşim? Derdi sana mı düştü? Allah Allah. Hadi al yürü. Hadi. Eyvallah. Hop! Mektuplar geldi beyler. Hadi bakalım. Sıcak bunlar, sıcak. El yakıyor, el yakıyor. Bağ var mı dur? Ya sinyor. Yalnız senin mektubun Levent Süleyman da gelsin benden alsın dedi. Niye ki? Bilmiyorum vallahi ama seni bekliyor. Naci Tosun. Bana var mı Mehmet? Naci Tosun. Sedat. Eyvallah Mehmet. Naci Tosun. Ulan ne bu bütün mektupları sen alıyorsun? Bir canım. De onu. Vereceğiz herhalde değil mi? Buradan Hacer yazmış. Aha, al bak, Tosun'um bu al. Bu da Hacer yengeden. Al. Bu da sağ senin ol, canım. Sağ ol, sağ ol. Dur ya. Ne be? Bir dur be. Aha, bu da Halime yengeden. Al bu da senin al. Sağ ol, sağ ol. Yuh ulan gözün doysun be. Vedat. Hamza? Hayt! Bismillahirrahmanirrahim. Bana mı? Oh, mis gibi kokuyor. İstemiyorsa ben evet, alayım. Evet beyler, bu koğuşun mektupları bu kadar. Allah Allah ya. Hamza, kimdenmiş? Bilmiyorum ki. Merhaba Hamza. Ben Liz. Oh. Niko'ya yazdırıyorum. Onun da selamı var. Seni çok öpüyor. Liz'den. Babacanlar ayıptır ya. Yalnızdım bir tanem yine dün akşam. Hep seni düşündüm yine dün akşam. Hep seni düşündüm, hep seni andım. Dayanılmaz bir şey oldu hasretim. Dün gece resmini öptüm de yattım. Gel. Beni emretmişsiniz komutanım. Gel Seyfi, otur. Otur, konuşacaklarım var biraz. Mektubun geldi bugün. Kontrol ederken dikkatimi çekti. Kız kardeşin hastaymış. Öyle mi? Evet komutanım. Böbreklerinden rahatsız. Baban ne iş yapıyor Seyfi? Babamı 4 sene önce kaybettik komutanım. Annem çalışıyor. Sanırım kardeşinin bakımında zorlanıyormuş biraz. Zor tabii komutanım. Hele ben de askere gelince. Anlıyorum. Benim yapabileceğim bir şey var mı Seyfi? Sağ olun komutanım. Gidebilirsin. Askerden sonra peşine düşüp Amerika'ya gidersin. Ula olur mu öyle şey? İç güvenliği mi olacak Amerika'da? Kız gelir buraya değil mi Hamza? Ya dur bakalım babacan ya. Ya dereyi görmeden paçayı sıvamamak lazım. Abi dere görünmüş daha ne beklersin be ya? Vallahi kız belli ki yanık la sana. Belli belli. Ya utandırmayın babacanlar ya. Ben size yapıyor muyum? Daha ortada fol yok yumurta yok. Hadi oğlum be. Kızında sen de gözü varmış işte. Vay yere bakan yürek yakan. Hadi. Yürü yemekhanenin arkasına. Ne? Ne oluyor lan? Ne ya? Ne oldu sabah böyle konuşmuyordun? Şşş ne oluyor? Git başımdan Ferit şimdi canım sıkkın. Bana ne lan canım sıkkınsa? Can sıkmayı biliyorsun ama. Yeter Ferit! Yapma Ferit! Ne yapıyorsunuz siz? Bunu sen istedin. Bırak lan! Dur! Ne terbiyesiz adamlarsınız siz ya? Arkadaş arasında olacak şey mi bu be? Sabah sabah erkeklik yapmayı biliyordun tamam, ama değil tamam. mi? Hadi abi alın götürün şunu yatağına hadi ya. Hadi hadi. Ne oluyor abi ya? Ne güzel eğleniyorduk. Niye turp suyu sıkıyorsun? Vedat bir sus ya. Tamam be. Babacan sen iyi misin? İyiyim. Dudağın patlamış oğlum senin. Tamam.
Yok bir şey. Bu çocuğun bir derdi var ha. Şurada tomarla izmarit var, onları da toplayın. Abi kim atıyor bunca izmariti anlamıyorum ki. Kim atacak? İçip içip siz atıyorsunuz. Hadi etrafın pislenmesini bırakın. Ciğerlerinize de yazık be oğlum. Haklısınız komutanım. Şuna bak şuna. Kendi yaptığına bakmadan akıl veriyor bir de. O da mı sigara içiyor? Ula o değil. Kızla gezmeyeyim miydi parkta? Ha onu diyorsun. Oğlum amma dedikoducu oldunuz siz be. Size ne adamın yaptığından ettiğinden. Şş kız kim? Bırak çene çalmayı Hamza, işine bak. Emredersiniz komutanım. Allah'ım yarabbim ya. Hadi hadi durmayın hadi. Toparlayın şuraları çabuk. Şşt iyi misin sinyor? Yok iyiyim iyiyim. Ya benim bildiğim sinyor Ferit'i yere çalardı be oğlum. Ne oldu sana böyle? Komutanım. Bölük komutanı Seyfi'yi çağırıyor. Tamam tamam. Hadi gidin. Oğlum bölük komutanı ikide bir çağırdığına göre bu çocuğun bir derdi var ha. Hamza! Hmm. Bırak konuşmayı da işine bak. O da bana taktı ha. Gel. Sıfır üç yoktu ama getirtiriz dediler. Sağ olasın. Ne kadar tuttu? Fiş torbanın içinde. Resmi taşıdığını bilmiyordum. Belki de hakkımda bilmediğin çok şey vardır. Bunun için beni suçlayamazsın değil mi? Kapalı bir kutu gibisin Levent. Sana ulaşmak imkansız. Seni çok üzüyorum değil mi? Kendini üzdüğünden fazla değil. Komutanım. Evet Ferit. Seyfi Çavuş geldi komutanım. Ben çıkıyorum. Hı hı. Al içeri. Emredersiniz. Gel Seyfi. Sabah albayla kardeşinin durumunu konuştum. Geçmiş olsun dileklerini iletmemi istedi. Aramızda biraz para topladık. Fazla bir şey değil ama ailene gönderirsen sevinirim. Komutanım. Ben bunu alamam. Niyeymiş o? Lütfen komutanım. Lütfen ne Seyfi? Biz burada bir aileyiz. Zor zamanlarımızda birbirimize yardımcı olmamız gerek. Sağ olun komutanım. Ama bunu kabul edemem. Gurur yapmanın sırası değil şimdi asker. Komutanın olarak emrediyorum al şunu. Komutanım. Öl deyin öleyim. Ama alamam. Gidebilir miyim komutanım? Git bakalım. Eğitimle ilgili yeni bir emir gelmiş Mehmet. Çoğaltılıp bütün bölüklere dağıtılacak. Emredersiniz komutanım. Ha, nöbet çizelgelerini imzalattın mı komutana? İmzalatacağım komutanım. İyice safsakladın işleri Mehmet. Aşık mısın oğlum yoksa sen? Siz de mi komutanım ya? Yavaş. Siz de mi ne? Yok bir şey komutanım. Kızardığına göre var bir şey. Ferit, nedir bu Mehmet'in durumu? Aşk falan deyince celallendi birden. Komutanım Seyfi'nin kardeşi mi hastaymış? Evet. Nereden çıktı şimdi? Şeyim ben. Nesi varmış peki komutanım? Böbrek yetmezliği galiba. Hayrola? Başçavuş Ahmet. Tamam. Gönderiyorum. Ziyaretçim varmış Mehmet. Ziyaretçim mi? Kimmiş? Pamuk Prenses'le yedi cüceler. Ne bileyim oğlum ben. Gidip baksana. Ferit niye ilgilendin bu kadar Seyfi'yle? Bir şey mi oldu? Alo. Sana soruyorum. Başçavuşun eşeği bir şey diyor burada. Komutanım. Siz az önce ne söylediniz? Başçavuşun eşeği. Hayır eşek değil. Pamuk Prenses. Ve yedi cüceler. Pamuk Prenses ve yedi cüceler. Teşekkür ederim komutanım. Ne? Nereye oğlum?
Adam gitti ya. Yok yok. Bu sıcakta talim yaptırmayalım bunlara. Hepsi manyak. Gülümseyin, çekiyorum. Sağ ol. Ne zaman alırız Fato? Yarına hazır. Sağ ol. Sence Ferit o kızla ciddi midir? Ferit mi? Yok canım. Ferit bir gün onunladır, bir gün bununla. Evet, evet. Güvenilmez biri yani. Yo, iyi çocuktur aslında. Ama fazla üzerine düşüyor kızlar. E haliyle şımarıyor o da. Foto? Çeker misin bizi? Tabii. Bak kızım. Teşekkürler. Yarın alırsınız. Tamam. Ya sen çok ilgilenir oldun bu Ferit'le. Ben şey... Yani şu ceza olayı var ya... O yüzden kafamı kurcalıyor. Yoksa... Hadi hadi yeme beni. Allah Allah. Ziyaretçilerle biraz ilgilensene. Ben anlamam ki. Ya isteyen olursa fotoğrafını çekeceksin. Hepsi o, tamam mı? Selam, ne haber? İyidir ya. Ziyaretçin geldi dediler ama kimse yok. Buradayım ya. Ziyaretçin benim. Sen mi çağırdın beni? Aman be Foto, oyunun sırası mı şimdi? Ya iki dakika otursana şuraya. Hadi otur otur. Şuna bak. Herkes ziyaretçisi gelsin ister. Bu da bulunca bunuyor. İyi tamam, kızma. Kalamam ama, bir sürü işim var. Bak sen. İnsan ziyaretçisine böyle mi davranır? Bak, Ahmet Bahçıvuş duyarsa sana da kızar. Vallahi bir sürü işim var. Ya iki dakika otursan ölür müsün? Sonra konuşuruz, tamam? Hadi eyvallah. Foto sizin? Foto çeksin. Kaç olsun, bakalım. Ben daha iyi çekerim. Hadi elbet çek, yakalarım seni. Ferit, bunun iyi bir fikir olduğundan emin misin? Komutanım, inanın çok iyi bir fikir. Tamam. Hem Seyfi'ye yardımcı olmuş olacağız... Hem de ne bileyim, bu yolla gönlünü kırmamış olacağız. Hadi bakalım, hayırlısı. Gel. İsterseniz daha sonra gelelim komutanım. Yok yok, gelin. Geçmiş olsun. Önemli bir şey değil. Sıcaklardan herhalde. Kendimi sersem gibi hissediyorum. Kusura bakmayın ama biraz fazla yiyorsunuz komutanım. Yani en azından öğlen yemeklerinde daha hafif şeyler yemelisiniz. Vallahi akşamları da Evde Hanım bir şey yedirmiyor. Aç kalıyorum, ne yapayım? Sizin iyiliğinizi düşündüğümüz için komutanım. Havadaki nem gençler için bile tehlikeli. Kaldı ki sizin yaşınızdakiler. Ne varmış canım yaşımda? Her neyse. Evet, söyle Levent. Komutanım, şu kardeşi hasta olan asker parayı almak istemedi. Neden? Gururlu bir çocuk komutanım. Ağrına gitti sanırım. Allah Allah. Ferit'in bu konuyla ilgili bir fikri var komutanım. Nedir? Alay sancağını çalmak gibi bir şey mi? Hayır komutanım. Yardım için bir gece düzenleyelim diyorlar. Toplanan parayı da arkadaşlarına vereceklermiş. Olabilir. Nasıl bir gece olacak peki? Oyun oynarız komutanım. Tiyatro oyunu. Hmm. Güzel. Bak bu olur. Ne oynayacaksınız? Pamuk Prenses mi? Evet. Babanın da hoşuna gitti. Çocuk oyunu o ya. Kimse izlemez. Ya olsun. Biz de Müşfik Kenter değiliz zaten değil mi? Maksat Seyfi'ye yardım. Güzel fikir vallahi. Çocuklar ne diyor? Ya ne diyecekler? Arkadaşımıza yardım yapıyoruz. Oynayacaklar tabii ki. İyi. Bana da yardım olacak. Bayağı fotoğraf çekerim. Olmaz. Sen Pamuk Prenses'in annesini oynuyorsun. Cadıyı yani. Evet. Suzi de Pamuk Prenses'i oynuyor. Ya ben oynamasam? Hayır efendim, oynayacaksın. Babana da söyledim. Aa, zorla mı be? Oynamayacağım. Oynayacaksın efendim. Cezan bu. Ama bu haksızlık. Hadi bana eyvallah. Daha çocuklarla konuşacağım. Ya. Ya ne sızlanıyorsun kızım? Sen Pamuk Prenses olursun, Ferit de prens. Daha ne? Ferit prens mi olacak? E bu havayla başka ne rol seçer sence kendine sanıyorsun? Bir düşüneyim o zaman. Bak Cemal, şuradaki demirlerin boyası dökülmüş. Eylül'deki denetlemeden önce boyattır oraları. Emredersiniz komutanım. Parası ne olacak? Neyin parası? Haber veririm cebimden ama. Oğlum salak mısın sen? Kademeye haber ver, gelip boyasınlar. Hangi ademi? Ulan ben de seni adam diye karşıma alıp konuşuyorum ha. Dediklerimi yaz yeter. Şuraya da iki tane saksılık koyulacak. Onları da not al. Nereye? Şuraya. 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 He tamam.
komutanım. Ha, bir şey soracaktım. Sor bakalım. Şimdi bir adam evliyse, başka karılar ile dolaşıyor ise ayıptır değil mi? Ayıptır tabii. Nereden çıktı şimdi? Ha, ben bilemem nereden çıktığını. Nerede tanıştınız? Ne diyorsun sen be? Yani biraz merakım yüceldi de. Merhabalar Ahmet Başçavuş'um. Oho komutanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Al şu kağıdı da girişim yapıvereceğim. Emredersiniz komutanım. Komutanım, biraz küre almışsınız. Hiç sorma. Annem yaptıkça ben de deli gibi saldırdım yemeklere. Uy, bize de getireydiniz ya biraz komutanım. Cemal! İki komutan konuşurken Nizamiye Çavuşu'na ne düşer biliyor musun? Bilmiyorum, ne düşer komutanım? Cemal, işte komutanın girişini. En sonunda yiyeceksin küfürü. Adamın ahlakını bozar bunlar be. Gez gez karılarla. Ondan sonra da ahlakmış iş düşmanı. Saçmalama çavuş. Karıyla kızla ne alakam var? Ben sadece annemin elini öptüm. Mehmet. Ya bu olay nedir babacan? Aksiyon var abi. Ferit gelince anlatır. Oyun moyun bir şeyler duydum ama. Aman abicim. Şimdilik kimseye bir şey söylemeyin. Tamamdır beyler. Sinyor devreye çıktı, yarım saatimiz var. Çocuğa yumruk attın. Şimdi de arkasından iş mi çeviriyorsun be ya? Ben yokum abi. Abicim öyle değil. Bir dinleyin önce. Bizim Seyfi'nin kardeşi hastaymış. Geçmiş olsun. Neymiş durum? Böbrek hastası. Bölük komutanı para vermek istedi ama kabul etmedi. Etmez tabii oğlum. Paraya ihtiyacım var herifin. İtalya'da falan yaşıyor. Yok be abi. Kazın ayağı öyle değil. Babası birkaç sene önce vefat etmiş. Durumları iyi değil. Para toplayacaksak haber veririm ne lazımsa. Eyvallah. Ama daha güzel bir şey yapacağız. Bir eğlence gecesi düzenlenecek. Biz de bilet satacağız. Toplanan da Seyfi'ye verilecek ha? Eyvallah. Aynen öyle. Ben sevdim bu işi be. Ne yapacağız gecede? Ulan kar topu çalsın, ben de dansöz konumunda dans edeyim ha. Arız abi kızma ama sen de her fırsatta kadın kılığına girmeye çalışıyorsun. Alışkanlık yapmasın. Ha? Nasıl söyledim? Tosun tosun. Bundan sonraki geceyi de Hamza'nın ameliyat parası için yaparız herhalde. Şşşt lan, hadi lan oradan. Dinleyin dinleyin. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceleri oynayacağız arkadaşlar. Bu şey mi? Hani Alman filmi, liseli kızlar falan var. Yuh! Ulan bildiğimiz Pamuk Prenses be. Abi kızlar oyudur o. Ya tamam da kendimize uyarlayacağız herhalde. Ne dersin usta? Bir el atarsın değil mi? Tabii ki yaparız babacan. Yalnız bir şartla. Pamuk Prenses'i ben oynuyorum. Tövbe tövbe. Allah'ım yarabbim ya. Kim oynayacak? Ben altın olacağım. O ne be? Yedi cücük yok mu? Altıncısı benim işte, uğurlu sayım. Cücük değil oğlum o, cüce. Hem atları var onların. Aa, cücelerin mi adı var? Doğru ama. Bu cüceye de Mehmet diyor. Ebele kaymaklı geliyor şimdi. Aa, kardeşiz kardeş, ayıp. Arkadaşlar, Seyfi geliyor. Ya aga, peki bu cücükler niye ya... Yaz bakalım printer. Sahne 1. Güzeller güzeli ama bir o kadar da şımarık olan Pamuk Prenses... Suzi! Ne? Suzi mi oynuyor Pamuk Prenses'i? Evet. Çok belli oluyor da. Nerede kaldık abi? Abi daha bir şey yazmadık ki ya. Oo bak 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 bak. Benim aklıma ne geldi? Şimdi bu bizim kral. O yazıyı düzeltsinler diye 7 cüceyi daha yollasın. Ha, film çekimi falan da olsun o zaman. Olsun babacanlar. Yaz. Hey kolayca olsun. Ulan ödümüzü patlattın be. Bana bakın. Ben temeli oynayacağım, ona göre. Lan ne temeli lan? Temel mi var bu oyunda? Ya yapma bana numara. Temelsiz oyun olur mu? Ya temel yoksa neye gülecek millet? Tamam babacan tamam.
En temel cüce sen olursun. Oyunu senin üstüne inşa ederim. Aferin, aferin. Çalışın. Kolay gelsin beyler. Duyduğuma göre herkes istediği rolü oynayabiliyormuş ha? Al işte. Ben de dördüncü Murat'ı oynuyorum. Hadi bakalım. Tamam ya. Dördüncü cüce terliksi. Ya biz siz ayıp oluyor ama ha. Baba bu ne ya? Ahıra döndü burası ya. Abi takma kafana. Biz takılırız böyle. Lan fena mı lan işte? Yazmanıza yardımcı oluyoruz. Hadi bakalım o zaman. Bismillah. İyi. Yaz bakalım yazıcı. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler. Tek miniveriden iki perde 14 tablo. Tabla ne tablası abi? Kül tablası. Kralın biri bir gün orman mahalline dalar. İmzalat şunları böyle komutanına diye. Ama dinleyen kim? Uyan asker. Yok abi. Gülüvani olmaz. Bölük komutanı kendisini taklit ettiğimizi anlar. Asker! Kalk! Ne yapıyorsunuz oğlum siz burada? Oyun yazıyorduk komutanım. Uyumuşuz kalmışız. Bak hala benim yerimde oturuyor. Kalk! Rahatmış ha. Kalk! Bana bakın. İzin verdiğime pişman etmeyin beni. Doğru koğuşa. Toparlanıp 15 dakika içinde içtima alanında olun. Evet. Evet. Hadi. Sen Mehmet Efendi, seni de konuşacağız. Ha Ferit. Emredin komutanım. Eğer oyunun bir yerinde Gulyabani gibi bir şey olursa yakarım çırağı. Emredersiniz komutanım. Hadi. Hay akşamlar ışıktır. Hay akşamlar ışıktır. Yaylalar. Yaylalar. Oha. Küçük bir parça koparsaydım bari. Kusura bakma uşağım. Dün gece pek uyuyamadım. Farkındayım. Oğlum ne haltlar karıştırdınız lan bütün gece? Ha bu arıza kaçacağım diye tutturdu. Onu sakinleştirdik. Ha artık bensiz de takılıyorsunuz ha? Yok be çavuşum. Baktık sen uyuyorsun. Hiç dokunmayalım dedik. Aha kartsan para celiyi. Seyfi nöbet yerlerini kontrol ettikten sonra yanıma gel. Albayın emri var. Dikenli terleri kontrol edeceğiz. Emredersiniz komutanım. Hadi. Bu iş akşama kadar oyalar Seyfi. O arada siz de provanızı yaparsınız tamam mı? Böyle çit falan uyduruk bahane olmuş komutanım. Siz Seyfi ile şehre inseydiniz. Tanıdıklarınız vardır sizin orada. Daha kolay vakit geçirirdiniz. Ne saçmalıyorsun sen be? Saçmalıyorum işte öylesine komutanım. Güneş geçti herhalde kafama. Hangi kafa? Kafa mı var sende? Zampara Cahit seni. Nasıl da anlamamazlıktan Celi'yi. Ne olmuş oğlum bizim basket sahasına? Tiyatro salonu gibi olmuş. Desantit oğlum. Çok uğraştık bu hale getirene kadar. Ya pis ayaklarınıza basmayın. Anamız ağladı ya. Uy geç kaldım galiba. Askerlikle sanat bir arada yürümüyor ya. Niye be abi? Nizamiye Radyo iyi bir fikir gibi geldi bize. Uy Nizamiye Radyo mu? Oğlum dur karıştırma şunun aklını. Manyak mısın desin? Evet baylar, bayanlar, baylar, merdivenden ver kayanlar, sonaryomuz hazır. Allah alın bunları oyuncular al. Sahneye. Hadi göreyim Allah bakayım sizi. Ver. Hadi artistim benim o be. O kadar akıllık bu mu çıktı benim sonunda ben. Yani? Buyurun. Hadi ya. Kısa olsun daha iyi. Ben ezber falan yapamam zaten. Diğer oyuncular nerede? Şşş. Bak böyle ilk günden olmaz ama biz Necip Aşı'yız. Hemen rejisör havasına girdim be Arıza abi. Ne havası babacan? Oyunun yazarı, yönetmeni, art direktörü olarak... Her şeyden önce disiplin isterim ben ha. Eyvahlar olsun. Kılavuzu arıza olanın burnu pek temiz kalmazmış ama hadi neyse. Selam. Kolay gelsin. Selam. Alın sonaryolarınızı sahneye hadi. Ezberleyeceğiz işte.
Hadi artık bir şey yok yani. Canım canım. Doğru söylüyorsun. Ne otosu paşa? Tren mi geçiyor? Baka kaldın. Komik komik. Evet arkadaşlar. Herkesin olaydan haberi var. Tiyatro hayatın aynası. Şimdi isterseniz ufak ufak böyle okuma olayına girelim. İyi de abi. Eksiyiz. Kral yok. Eksik. Ne yapacağız Mehmet? Sen oynar mısın? Yok, benim rolüm var abi. Al işte. Başlamadan bitti. Ya. Oyun iptal. İptal mi? Oynamayacak mıyız abi? Kolay gelsin çocuklar. Şeref verdiniz komutanım. Levent Üsteğmen'den öğrendim. Çok duygulandım. Arkadaşınız için öyle bir şey yapmanız. Ne bileyim, çok duygulandım. Oo. Hava değişimi size pek iyi gelmemiş galiba komutanım. Komutanım, aslına bakarsanız yardımınıza ihtiyacımız var. Söyle Ferit. Böyle bir amatörüne her şeyi yapar. Komutanım, bir rol için oyuncumuz eksik de siz oynar mısınız acaba? Ben mi? Gerçi beceririm sanıyorum ama yani uygun olur mu? Aa, hiç olmaz mı canım? Yani. Komutanım olmaz mı yani? Sizden hala kim oynayabilir ki bu rolü? Tamam tamam peki. Rol ne? Bakayım bakayım. Avcı ya da kral. Tabii ki. Kral. Yaşasın kral. Yaşasın kral. E tabii. Kraliçeye de bağlı. Yani partnerim kraliçe olmaya uygun biri ise sorun yok. Ben oynayayım mı kraliçeyi komutanım? Ana kraliçe. Ben dedim size alışkanlık yaptı. Şşt lan, gaza gelme hemen. Rejistörüm ben. Ben oynuyorum. İyi mi? Evet. Neyse. Hadi başlayalım artık. Evet. Sayfa 1. Kapı açılır. Kovboy girer. Kızıldereli kaçar. Oğlum bu ne lan? Ne işi var bunların burada? Affedersiniz çocuklar, bilgisayar kaçmış, onlar öyle bir şey yok. Tamam, kovboy girdi çıktı bitti. Dur Seyfi dur. Şu ağacın altında dinlenelim 2 dakika. Birliğin bu kadar büyük olduğundan haberim yoktu komutanım. Ciple dolaşsaydık 2 dakikada biterdi. Yorulduysanız devreye ben devam edeyim komutanım. Yorgunluk değil de mesaiden sonra bir randevum vardı. Randevu ha? Randevu deyince aklına başka şeyler gelmesin. Kızım geldi ziyaretime. Onu gezdiriyorum. Kızınız mı? Bir kızınız olduğunu bilmiyordum komutanım. Gerçek kızım değil. Yetiştirme yurdunda büyümüş bir kızcağız. Üniversite eğitimine yardımcı oluyor. Fazla bir şey değil ama elimden ne gelirse işte. Neyse hadi devriyeye devam. Yoksa akşama kadar bitmez bu iş. Uy, nasıl gizli sağ o... Uy, nasıl gizli sağ o musmula suratlı cadı? Kötü cadı. Nasıl kıydı kötü cadı? Ya babacan, sen niye olur olmaz yerlerinden laf uyduruyorsun ha? Ya kötü cadı işte. Cadı kötüymüş kardeşim. Karakter dizi bir insan. Kötü bir şey, pis bir şey. Ula laf çok uzun, ezberleyemiyorum. Of. Nesi uzun be abicim? Ha? Nesi uzun? Nasıl kıydı sana o kötü cadı? Ulan bir adını söyleyeceksin, bir de bu cümlen var koskoca oyunda. Ula ezberim çöktü da, ne edeyim? Başkası söylesin ya. Olmaz. Lafımı hiç kimseye vermem. Hay Allah'ım, çattık ya. Yönetmenim lütfen. Burada yatmaktan sırtım ağrıdı, hadi ama ya. Benim nöbetim var abicim, gidiyorum ben ya. İyi tamam. O zaman beyaz atlı prensin bu pamuk prensesi öpüp uyandırdığı sahneye geçelim şimdi. Kolay gelsin çocuklar. Sağ olun, sağ olun komutanım. Nasıl gidiyor bakalım? Çalışıyoruz komutanım. Hadi bakalım. İnşallah güzel olacak. Yalnız geç oldu. Yarın devam edersiniz artık. Emredersiniz, emredersiniz komutanım. Hadi bakalım Suzan. Biraz daha geç kalırsak annem bizi eve almayacak. Tamam babacığım. Beyaz atlı prens gelecek. Biraz daha bekleyemez miyiz?
Yarın akşamı bekle kızım. Hadi gidiyoruz. İyi istirahatler arkadaşlar. Sağ olun. Sağ olun komutanım. Evet arkadaşlar. Bu gecelik paydos. Yarına Allah kerim. Dur. Kim o? Nöbetçi çavuşu Seyfi. Görebileceğim kadar yaklaş. Dur. Parola izci. İşareti ateş. Vay Mehmet. Ne nizami nöbet bu böyle. Aman abi, Levent üstü hemen fırça yemekten iyidir. Ver bakalım defteri de imzayı çakalım. Sana bozuğum yalnız, haberin olsun. Niye üst üste bütün devriyeleri bana yazıyorsunuz? Öyle denk geldi vallahi. Benim bir suçum yok. Ferit'le takıştık diye kıllık yapmıyorsun değil mi? Yok be hocam ya. Sen bakma Ferit'e. Sonradan o da çok üzüldü zaten. Ne demezsin. Bir de moral gecesi mi hazırlıyorlarmış ne? Gel sen de katıl diyen yok hiç. Canın sıkınmış diye duyduk, hiç bulaşmayalım dedik. Aklına başka şey gelmesin. Geliyor vallahi Mehmet. Sanki dışlandım gibi. Neyse. Hadi bakalım. Hayırlı nöbetler. Eyvallah. Eyvallah. Dur. Kim var orada? Korkma kahraman nöbetçi benim. Aman be Foto ya. İnsan bir ses verir değil mi? Ne işin var senin gece vakti burada? Ne gecesi be? Daha saat 10:30. Dışarıda hayat devam ediyor. Sağ ol. Nasıl moral oldu anlatamam yani. Senin anlatamadığın çok şey var zaten. Nöbetteyim şimdi, konuşturma beni. Ya işin var ya nöbettesin. Seninle ne zaman konuşmaya çalışsam hemen kaçıyorsun. Ama bu sefer kötü yakalandın. Hay Allah'ım ya, takip mi ediyorsun beni? Ne takip edeceğim? Baktım kaçıp duruyorsun. Ben de Cemal Çavuş'a ufak bir ricada bulundum. Sen mi yazdırdın bu nöbeti bana? Hadi bakalım, başla anlatmaya. Hiçbir şey anlatamam, nöbetteyim. İyi, sen bilirsin. Nöbetinin bitmesine daha 1,5 saat var. Beklerim. Of be Foto ya. Niye bu kadar üstüme geliyorsun anlamadım ha. Hala anlamadıysan ayıp zaten. Nedir? Neyi anlayacağım? Yaklaş o zaman. Yaklaş, yaklaş. Bana bak, bir şey yapma sakın ha. Yaklaş, yaklaş. Korkma. Kulağına bir şey söyleyeceğim sadece. Foto? Daha ne diyeyim? Niye böyle alel acele izine çıkmaya karar verdin Çiğdem? İnşallah kötü bir şey yoktur. Yok komutanım. Yorgun hissediyorum kendimi. Tatile ihtiyacım var. Hiç sorma. Ben de gelecek hafta gidiyorum. Şimdiden çocuklar gibi heyecanlıyım. Kampa mı gideceksiniz? Bu sene kamp çıkmadı. Hanım kaç zamandır Assos'a gitmek istiyordu. Güzel bir pansiyon bulduk. Hesaplı da. İmrendim vallahi. Sen de gelsene. Ayarlarız bir yer sana da. Bir süre yalnız kalsam daha iyi olacak. Konuşmayayım diyorum ama ben seni neyin üzdüğünü biliyorum. Neyse. Gel. Merhaba. Bilet satmaya geldim. Siz aldınız mı Çiğdem abla? Ben oyuna gelemeyeceğim ama yine de bilet alayım. Çorbada benim de tuzum olsun. Aa, niye gelmiyorsun? Ben bu akşam izne çıkıyorum. Oyunda bu akşam canım. İzler öyle gidersin artık. Ne kadar biletler? Askerlere 1, komutanlara 5 lira. Pahalıymış. O kadar kostüm yapıldı babacık. Olacak o kadar. Komutanım, komutanım. Ne oldu Cemal? Sizinle az bir şey özel konuşabilir miyim? Konuş bakalım. Haçan Seyfi daha yeni anlattı. Bir kez okutayım musunuz? Evet.
Senin ne alakası var? Ah komutanım, kot kafayım ben. Hamsi kadar beynim yok komutanım. Onu biliyoruz Cemal, başka bir şey söyle. Komutanım, çarşıdayken sizi o kızla görünce yanlış anladım ben. İçiniz kötü oğlum sizin. Neyse, doğrusunu öğrenince utanmışsındır. Hem de nasıl komutanım? Ne olur affedin beni. Tamam, affettim. Ama neler dedim arkanızdan? Zampara dedim, affedin beni. Tamam, olmuş bir kere. Hadi işinin başına. Öyle demeyin komutanım. Hem de kaç zampara dedim. Affedin komutanım. Yeter Cemal. Ahlaksız dedim, kepaze adam dedim. Çok gizmiştim komutanım. Affedin beni. Şey bile dedim. Sakın söyleme Cemal. Allah yarattı demem girişirim vallahi. Sakın söyleme. Bak Allah'ın adını verdim. Eşeğin önünde gideneyim ben. Affettiniz değil mi komutanım? Bir laf daha edersen affetmeyeceğim. Hadi yürü. Hadi. Çok büyüksünüz komutanım. Çok mübarek bir adamsınız. Verin şu mübarek elinizi öpeyim. Oğlum gitsene. Hadi. Ha komutanım, bir de aklıma şey gelmiş idi. Defol git lan buradan. Defol. Allah'ım ya Rabbim ya. Sen benim aklıma mukayyet ol ya. Ne haber? Ne olsun işte, sıcaklar çekilmiyor. İzne çıkıyormuşsun. Ha, evet. Bu akşam gidiyorum. Oyuna kalmayacak mısın? Kalmam herhalde. Çocuklar üzülecekler. Neyse. Hoşça kal demek için uğradım. İyi tatiller. Kendini çok özletme. Komutanım, 1600 lira para toplandı, hepsi zarfta. Siz verseniz daha uygun olmaz mı Ferit? Ne de olsa siz emek harcadınız. Komutanım, siz dururken bizden almak belki Seyfi'yi gücendirebilir. Tamam. Olmazsa albaya verdiririz. O zaman itiraz edemez. Emredersiniz komutanım. Dikkat! Buyurun. Ferit Tekin İstanbul. Eğer izin verirseniz oyuna başlamaya hazırız komutanım. Müsaadenizle. Başlayın. Şşt, sessiz! Bu saatte ne işin var senin burada bakayım? Niye okulda değilsin? Öğretmen hastaydı. Dersleri iptal ettiler. Yine mi? Annen nerede? Çok işi var. Ne işi olacak? Ziyaretçi parkında fotoğraf çekiyordum. Yine baba kız. Beni mi çekiştiriyorsunuz bakayım? Haddimize mi düşmüş? Ayna. Ayna. Güzel ayna. Söyle bana. Var mı benden daha güzeli bu dünyada? Var tabii babacan. Kim ola? Üvey kızın. Bırakın didişmeyi. Bu yazının hali ne böyle? Her şey kral için yazacak. Ne demek her şey hıyar için? Birinci tablo biter. Ha?
çeksene lan. Çek lan. Lan çek şu perdeyi. Çek lan. Asılıyor lan. Lan çeksene şu perdeyi. Allah ya. Ya babacak diye korkuyorum. Ulan dursun. Lan ne dövüşü çekse abi. Çekiyorum. Lan çek de. Çekiyorum ya. Tosun! Ne? Ulan çek şu perdeyi! Ya asıl sana biraz, dur şu an! Ulan neye gülüyor ya? Oyun başlamadı ki! Ya çek, ulan çek! Sesini de seyirci duyuyor böyle! Asıl sana! Asıl ön gelmiyor! Hadi! Çekiyor! Nöbet yazan. Aa, sen de kimsin? Evimize bir kız girmiş la. Aa, ne arıyorsun evimizde? Parola. Ama siz cücesiniz. Bildim parolayı. Sen de kimsin? Pamuk Prenses. Peki siz kimsiniz? Bizler 7 cüceyiz. Ben Bilgin. Ben huysuzum. Ben şaşkın. Ay. Arzu. Komando. Şupar. Haçan ben de Temel. Memnun oldum. Cücelerin adı böyle miydi? Hayır komutanım. Merhaba güzel kız. Merhaba teyzeciğim. Bana bir bardak su verir misin? Çok susadım. Buyurun teyzeciğim. Sağ ol evladım. Karnın aç mı? Ben de sana yiyecek bir şeyler vereyim. Aç teyzeciğim. Komando cüce alay mutfağından dönmedi daha. Yiyecek hiçbir şey yok. Al kızım, bunu ye. Bu ne teyzeciğim? Kara şimşek kızım. Taş çıkmaz içinden değil mi? Kesin çıkar. Dikkatli ye, dişini kırma. Ve son tablo. Pamuk Prenses ölür. Bizi bırakıp nerelere gittin la Pamuk Prenses? Abi, sessiz hayatın ne tadı olur? Nasıl giydi sağ o? Kötü. Nasıl giydi sağ o? Kötü b**li cadi. Oha. Tıkıdık. Biri geliyor. Bir prens olsa gerek. Pek de yakışıklıymış. Yakışıklı ama prens değil. Abi paşa bu, paşa. Sen de kimsin babacan? Ben Yeşil Vadinin paşasıyım. Tosun Paşa. Aa, ne oldu bu pamuksuz yiye? Kara şimşek yedi, zehirlendi. Benim bildiğim kara şimşek gaz yapar. Tosun, oğlum sen bir şey yapmayacak mıydın? Bir şey mi yapacak? Yapma öyle Arzu abi, ayıp oluyor. Oğlum ben seni değil, sen prensesi. Ha evet. Pamuk prensesi şey yapacağım değil mi? Ah canım, öpeyim de geçsin. Tut şu atımı. Ama sen? Ben beyaz atlı prensim. Thank you.
Bu akşam arkadaşlarınız sadece sizi eğlendirmek için değil, aynı zamanda zor durumda olan bir arkadaşınıza yardım etmek için didindiler. Ve umarım bu çabaları boşa gitmeyecek. Çavuş Seyfi sarsılmaz. Emret komutanım. Buraya gel Seyfi. Alarm sinyor, 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 alarm sinyor. Arkadaşların seni çok seviyor Seyfi. Bunu sakın unutma. Kimin başının altından çıktı bu iş? Selam Levent. Senin yakınında olup sana ulaşamamak beni çok hırpalıyor. Sanki durmadan peşinden koşuyormuş gibiyim. Senin de bana karşı ufacık da olsa bir duygu beslediğine adım gibi eminim. Yoksa seni bu kadar çok sevemezdim. Artık gücüm kalmadı. İzin zarfında komutanlığa başvurup tayinimi isteyeceğim. Sevgilerimle Çiğdem. Çiğdem! Çiğdem! Ben de seni seviyorum Çiğdem.